Kıymetli arkadaşlar, 8. adıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci videomuz 1. dereceden 2 bilinmeyen. Yine 1. dereceden fakat 2 bilinmeyen var. 2 bilinmeyen deyince XY aklımıza gelir. XY olur, AB olur, CD olur, MN olur. Yeter ki 2 bilinmeyen olsun. Neymiş, önce ona bakalım. A1, A2, B1, B2, C1, C2 gerçek sayı. Denklemlerin katsayıları gerçek sayı. Olmak üzere A1X artı B1Y eşittir C1. Bakın 2 bilinmeyenli bir denklem. A2x artı B2y eşittir C2. Bu da 2 bilinmeyen iki denklem. İkinci denklem. Denklemlerden oluşan sisteme 1. derecenin 2 bilinmeyen denklem sistemi denir. Bu denklemin ortak çözülmesiyle elde edilen xy ikilisine denklem sisteminin kökü denir. Denklem sisteminin kökü xy ikilisi şeklinde gösterilir. Şimdi 1. derecenin 2 bilinmeyen denklem sisteminin çözümü için 2 yol vardır. Şimdi çözüme geçmeden önce çocuklar, İki bilinmeyen bir denklemin, tek bir denklemin çözümü var mıdır? Sonsuz tane çözümü vardır. Önce ben size bir ufuk çizeyim. Gençler, şu sayı doğrusu. Şu A1X artı B1Y artı C1 var ya, iki bilinmeyen denklem bir doğru belirtir. Bakın, A1X artı B1Y eşittir C1. Bu bir doğrudur. Bu doğru üzerinde sonsuz tane ikili vardır. Bir denklem daha çizelim. O da şu olsun. O da A2X artı B2Y eşittir C2 olsun. Arkadaşlar, iki bilinmeyenli iki denklemin çözümü demek, koordinat düzleminde iki doğrunun kesim noktasını bulmak demektir. Sizin bulduğunuz XY ikilisi aslında İki doğrunun kesim noktasıdır. Bakın, iki bilinmeyenli denklem sisteminin hikayesi koordinat düzleminde iki tane doğru var. Yok etme metoduyla, yerine koyma metoduyla bulduğunuz XY ikilisi, bu çözüm kümesi aslında iki doğrunun kesim noktası. Tamam mı? Bunu da bilin. Şimdi çözüm yöntemlerine bakalım. Birincisi yerine koyma metodu. Bu yolda denklemlerden herhangi birinden çekilen değişken diğerinde yerine konur. Bunu biz çok kullanmıyoruz ama hadi bir tanesini de çözelim. Denklem sistemini yerine koyma metoduyla. Bakın, şu ilk denklemde x'i çekmek çok kolay. X eşittir y'yi karşıya atarsanız 3c artı 7 mi? Birinci denklemde x'i yalnız bıraktık mı? İkinci denklemde x yerine bunu koyalım. Nasıl koyacağız? 2 çarpı x yerine 3y artı 7 yazarsanız eksi y eşittir 9. Ne olur arkadaşlar? 6y artı 14 eksi y eşittir 9. Efendime söyleyeyim, 5y eşittir 14'ü karşıya atarsanız 9 eksi 14 eksi 5. Arkadaşlar, y ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Y eksi 1 çıktıysa herhangi bir denklemde koy yerine. Şurada hemen y yerine eksi 1 koyarsanız ne olur? 3 çarpı eksi 1 artı 7'den ne olur arkadaşlar? X de buradan 4 çıkar. İşte denklem sistemini sağlayan ikili XY ikilisi. Önce X'i sonra Y'yi yazıyorsunuz. Sıraya dikkat. Bu denklemi sağlayan XY ikilisi 4'e eksi 1 ikilisidir. Çözüm kümesini sorarsa, eğer bunun çözüm kümesini sorsaydı, çözüm kümesini de şöyle yazacaktım. Çözüm kümesini küme işareti içerisinde 4 virgül eksi 1 çözelim dediğine göre çözüm kümesini de yazalım. 4 virgül eksi 1 ikilisi dir bunun çözüm kümesi. Arkadaşlar, bir tane daha yerine koyma metoduyla çözüm demiş. Burada da arkadaşlar nasıl yapalım? 1 bölü 2'lerle uğraşmayalım. Ya da şurada y'yi çekelim. Y'yi nasıl çekersiniz arkadaşlar? Y eşittir 1 bölü 2 eksi x bölü 2'den nedir y? 1 eksi x bölü 2'dir. O zaman ikinci denklemde y gördüğümüz yere 1 eksi x bölü 2 yazalım. Yazalım şu ikinci denklemde. X eksi 2 çarpı y gördüğüm yere ne yazıyorum?
1 eksi x bölü 2 yazıyorum. O da eşittir eksi 5. Bakın birinci denklemde y'yi çektim. 1 eksi x bölü 2. Bu y'yi y gördüğüm yere ikinci denklemde 1 eksi x bölü 2 yazdım. Şu ikiler gider. Şu eksi, şöyle parantez gibi düşünün. Eksiyi etki ettirirseniz eksi 1 artı x eşittir eksi 5. 2x eşittir eksi 4. X eşittir eksi 2 çıkar arkadaşlar buradan. X eşittir eksi 2 çıkarsa hemen y'yi bulalım. Y de ne çıkar? Yerine koyarsanız, x yerine eksi 2 koyarsanız 1 eksi, hani 1 eksi şurada, eksi 2 bölü 2'den o da 3 bölü 2 çıkar. O zaman bu denklemin çözüm kümesi, önce x yazıyoruz. Eksi 2 virgül, şunu güzel yazalım arkadaşlar. Ne olur? Bu denklemin çözüm kümesi eksi 2 virgül 3 bölü 2 ikilisi olur. Birincisi yerine koyma metoduydu. Ama en çok kullandığımız ikinci metot yok etme metodu. Bu yolda iki denklemdeki herhangi bir değişkenin katsayıları birbirine mutlak değerce eşit, mutlak değerce eşit fakat zıt işaretli olacak şekilde eşitlenir. Daha sonra alt alta toplanır. Yani toplayınca o zıt işaretler birbirini götürecek. Mesela burada denklemini yok etme metoduyla çözelim. Yani ya x'leri yok edeceğiz ya y'leri yok edeceğiz. Arkadaşlar bakın y'ye 3y olduğuna göre birinci denklemi eksi 3 ile çarpalım, y'leri yok edelim. Birinci denklemi eksi 3 ile çarpmak bütün terimleri eksi 3 ile çarpmaktır. Çarpın eksi 9x eksi 3y bitti mi? Karşıyı da çarpacaksın. Eşittir eksi 15. İkinci denklemi de olduğu gibi yazalım. 2x artı 3y eşittir 1. Bakın değişkenlerden bir tanesinin katsayılarını 3 ile eşitledim ama zıt işaretli olacak şekilde. Taraf tarafa toplarsanız eksi 3y artı 3y ne olur burası? Eksi 7x eşittir karşısı eksi 14. X ne çıkar arkadaşlar buradan? 2. İstediğiniz bir tane denklemde x yerine 2 koyun. İster birinci denklemde ister ikinci denklemde. Hadi birinci denklemde koyalım. X yerine 2 koyarsanız 3 çarpı 2 artı y, 3 çarpı 2 artı y eşittir 5. X'i bulduk ya artık. O zaman buradan 6'yı karşıya atarsanız y de eksi 1 çıkar. O zaman bu denklemin çözüm kümesini çözelim dediğine göre çözüm kümesini bulalım. Çözüm kümesi küme işareti içerisinde 2 virgül eksi 1 ikilisinden oluşur. Bu da arkadaşlar yok etme metodudur. Yine yok etme metoduyla 2x, 3x, 3c2 denklemini yok etme metoduyla çözelim. Biraz önce y'leri yok etmiştik. Şimdi de x'leri yok edelim isterseniz. 2x ile 3x kaçta eşitlenir arkadaşlar? 6x ile eşitlenir. O zaman yukarıdakini 3 ile çarpalım. Aşağıdakini de eksi 2 ile çarpmamız lazım. Çünkü zıt işaretli olacak şekilde eşitleyeceğiz katsayılarını. X'leri yok etmek istemiştik. Birincisini 3 ile çarparsanız 6x artı 9y eşittir 3 kere 2, 6. İkincisini eksi 2 ile çarparsanız eksi 6x eksi 4y eşittir eksi 16. Ne yapalım arkadaşlar? Taraf tarafa toplayabiliriz artık. Toplayınca bakın zıt işaretli olduğu için gitti. 9x 4, 9y 4y, 5y eşittir. Eksi 16 ile 6'yı topladık. Eksi 10. Arkadaşlar y buradan ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Gelin birinci denklemde y yerine eksi 2 yazalım. İster 1'de ister 2'de. 2x y yerine eksi 2 yazarsanız eksi 6 eşittir 2. 2x eşittir 8'den x eşittir 4 çıkar. Denklemini çözelim dediğine göre bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar küme işareti içerisinde 4 önce x'i yazıyoruz. Virgül eksi 2 ikilisi olarak bulunmuş olur. Tamam çocuklar? Şimdi gelelim arkadaşlar. Hocam
bu iki bilinmeyenli denklem sisteminin hep bir tane mi çözümü vardır? Biraz önce bir bilinmeyenli denklemlerin bazen çözümü yoktu, bazen sonsuz çözümü vardı. İki bilinmeyenli denklemlerde ne? Arkadaşlar, iki bilinmeyen denklemler de aynı durum söz konusu. Bakalım. Bilgi kutusu A1x artı B1y eşittir C1, A2x artı B2y eşittir C2 denklem sisteminin çözüm kümesini bulmak demek. He, ben söylemiştim değil mi biraz önce? Burada söylemiş bak. A1x artı B1y eşittir C1 ve A2x artı B2y eşittir C2 doğrularının kesim noktasını bulmak demektir. Ben en başta söyledim mi? Söyledim. Peki arkadaşlar, düzlemde iki doğrunun kaç durumu var? Kaç durumu var? Üç durumu var. Bir, iki doğru ya çakışıktır, üst üstedir. İki doğru üst üstedir. İki doğru üst üsteyse o zaman bu denklem sisteminin sonsuz çözümü vardır. Arkadaşlar, bir denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2 bu üç tane katsayıların oranları birbirine eşitse bu iki doğru çakışıktır. Dolayısıyla sonsuz elemanlıdır çözüm kümesi. Okey mi? Bakın, iki bilinmeyen denklemin üç tane durumu var. Birincisi sonsuz elemanlıdır çözüm kümesi. O zaman çakışık demektir. Çakışık dediği zaman o zaman A1 bölü A2, B1 bölü 2, C1 bölü C2 eşittir. İkincisi, düzlemde bazen doğrular birbirine paralel olur. Ve bu paralel doğrular asla kesişmezler. Bakın, buradaki çözüm kümesi sonsuz. Doğrular birbirine paralelse buradaki çözüm kümesi boş kümedir. Hocam, nasıl paralel olacak? Paralel olması demek A1 bölü A2'nin B1 bölü B2'ye eşit olması ama C'lerin farklı olması demektir. A1 bölü A2, B1 bölü B2'ye eşit, C'ler farklı ise bu iki doğru birbirine paralel olduğundan, yani kesişmediğinden, o zaman bu denklemi sağlayan XY ikilisi yoktur. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Çakışıksa sonsuz çözümü var. Paralelse o zaman A1 bölü A2, B1 bölü B2 eşit, C'ler farklı. O zaman boş küme. Üçüncüsü, sabahtan beri yaptığımız bu üçüncüsüydü zaten. Eğer A1 bölü A2, B1 bölü B2'ye eşit değilse eğimleri farklıdır. O zaman bu doğrular kesişir. O zaman bir tane çözümü vardır. Sabahtan beri bunları buluyoruz zaten. Üçüncü olarak A1 bölü A2, B1 bölü B2 eşit değilse iki doğru sadece bir noktada kesiştiğinden denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlıdır. İki doğrunun grafiği hassas bir şekilde çizilip kesim noktasına bakılarak çözüm kümesi de bulunabilir. Çocuklar, bu bilgi kutusu önemli. Bunu lütfen bir daha dinleyin. Üç durum: çakışık olduğu zaman sonsuz çözümü var, paralel olduğu zaman çözüm kümesi boş küme, bir noktada kesiştiği zaman arkadaşlar bir tane çözüm kümesi var. Bunu bir daha dinleyin, önemli. Hemen bunlarla ilgili soruları çözelim. Örnek 14. Örnek 14'te ne diyor? Denklem sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösterelim. Çocuklar, önce bir çözümünü bulalım bunun. Önce bir çözümünü bulalım. Birinci denklemi 2 ile çarparsanız, birinci denklemi 2 ile çarpın. 2 ile çarparsanız ne olur? 2x artı 2y eşittir 5. Olur mu 5 hocam? 10. Onu da 2 ile çarpacağız ya. Evet. İkinci denklemi aynen yazalım. X eksi 2y eşittir eksi 4. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar 3x eşittir 6. X 2 çıkacak. X 2 çıkarsa da y de 3 çıkacak. Dolayısıyla 2'ye 3. Şimdi bunu analitik düzlemde nasıl gösteririz? Çocuklar, önce koordinat düzlemini bir çizelim. Şu birinci doğruyu nasıl çizeriz? X'e 0 verirseniz y'si ne çıkar? 5 çıkar. Y'ye 0 verirseniz x'i 5 çıkar. Bakın, şu doğru 5'e 5 noktasından geçer. Bu neyin grafiğidir arkadaşlar? X artı y eşittir 5 doğrusunun, yani bu denklemin grafiği. X artı y eşittir 5. X'e 0 verdim, y'si 5 oldu. Y'ye 0 verdim, x'i 5 oldu. Diğer grafiği çizelim. Onu da siyahla çizelim. Şunda
X'e 0 verirseniz eksi 2y eşittir eksi 4'ten y'si 2 çıkar. Y'ye 0 verirseniz x'i eksi 4 çıkar. Bu da neyin grafiği arkadaşlar? Bu da neyin grafiği? X eksi 2y eşittir eksi 4'ün grafiği. Çocuklar, bu iki denklemin kesim noktası var ya şurası. İşte bu kesim noktası bizim çözüm kümesidir. Bakın bu K noktasının koordinatları 2'ye 3'tür. Bu aynı zamanda iki doğrunun kesim noktası, aynı zamanda yukarıdaki iki bilinmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesidir. Bakın doğruların grafiklerini çizdik. Bu doğruların kesim noktası 2'ye 3, aynı zamanda yukarıdaki denklemin de çözüm kümesidir. Anladınız siz onu. Ahmet anladın mı? Anladım hocam da biraz yoruldum. Bitti zaten. Örnek 15. Bilgi kutusu sol tarafta, örneği sağ tarafta. Denklem sisteminin sonsuz elemanlı olabilmesi için hemen birinci madde sonsuz elemanlı olabilmesi için ne olması lazımdı arkadaşlar? X'lerin katsayısı a eksi 1 bölü 3 eşittir y'lerin katsayısı eksi 2 bölü 4. O da eşittir sabit b artı 1 bölü 2. Sonsuz elemanlı olabilmesi için bakın şu sol tarafta da görüyorsunuz. X'in katsayıları, y'nin katsayıları ve sabit terimler birbirine eşit olması lazım. A artı b'yi soruyor. Önce şu ikisini alalım. Bu ikisini alalım. A eksi 1 bölü 3 eşittir. Sadeleştirirseniz 1 bölü 2 yapar. Buradan 2a eksi 2 eşittir eksi 3. 2a eşittir atarsanız karşıya eksi 1. A eşittir eksi 1 bölü 2 çıkar. Sonra şu ikisini alalım b'yi bulalım. Sadeleştirirseniz eksi 1 bölü 2 eşittir b artı 1 bölü 2 çocuklar. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 2b artı 2 eşittir eksi 2. 2b eşittir eksi 4'ten b eksi 2 çıkar. Bizden ne istiyor arkadaşlar? A artı b toplamını istiyor. Şu a ile b'yi toplarsanız eksi 1 bölü 2 ile 2'yi toplarsanız ne olur arkadaşlar? 3 bölü 2 olmuş olur. Olur mu hocam eksi çocuklar yanlış toplamadık mı? Yanlış topladınız hocam. Nereye yanlış topladık? Hiç söylemiyorsunuz ya. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 2'yi toplayacağız. Biz 2'yi topluyoruz. Demek ki biz de yorulmuşuz Ahmet. Haklısın. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 2'yi toplayacağız hocam. O zaman 2 ile 2'yi çarp eksi 4, eksi 1 ekle eksi 5 bölü 2 olur. Şıklarda görmesek doğru yaptığımızı zannedeceğiz. Şimdi A şıkkının olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Evet, 16. soruya geçelim. Bu da son sorumuz. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre, arkadaşlar denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olması demek, paralel olması demek. Bu da x'lerin katsayısı yani 3 bölü 2 eşittir, 3 bölü 2 eşittir, y'lerin katsayısı eksi a eksi 2 bölü a artı 1 ama 1 bölü eksi 2'ye de eşit olmayacak. Evet. X'lerin katsayısı y'lerin katsayısına oranlı olacak. Zaten 3 bölü 2 ile bu farklı. O zaman şu ikisini alacağım. Şu ikisi a1 bölü a2, b1 bölü b2 eşit olması lazım. İçler dışlar çarpımı yaparsanız arkadaşlar, buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız ne olur? Bir daha söyleyelim şimdi buraya nasıl geldik. Boş küme olması için çözüm kümesinin x'in katsayıları ile y'nin katsayıları orantılı olacak. C'ler farklı olacak ki C'ler farklı. İlk x eşit olacak. O zaman buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 3a artı 3 eşittir. 2'yi dağıtalım eksi 2 olarak. Eksi 2a artı 4. Arkadaşlar buradan 5a eşittir 1 çıkar. Hafif yukarı alalım şöyle. Benden istenen a da 1 bölü 5 çıkar. Demek ki bu denklem sisteminin boş küme olması için
yukarıdaki ifadede a'nın ne olması lazımmış? 1 bölü 5 olması lazımmış arkadaşlar. Böylece arkadaşlar 8. adım olan bir bilinmeyeni denklemleri bitirmiş olduk. Adım testini rahatlıkla çözebilirsiniz. Hepinize başarılar.